Merhaba arkadaşlar, Tülay'ın Marifetli Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugünkü modelimizi şöyle düz, çok açık bir gri, gümüş rengi gibi bir yazma üzerine başlayacağız. İnşallah güzel olur, siz de beğenirsiniz. Modelimde ben şu renkleri kullandım. Şöyle bir pembe kullandım. Altın Başak 850 mi 60 mı bu? 50 herhalde. 850 numara. Şöyle bir sarı kullandım. 450 numara. Yine Altın Başak. Bir de yazmanın kendi renginden. 707 numara. Bir de şöyle bir turkuaz rengimiz var. O da 22 numara. Yine Altın Başak iplerimiz. Yazmam da kaşmir. Arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Videolarımı izledikten sonra beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar, bana destek olmak için. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, ben şöyle başladım. Önce zürafasını yaptım. Şöyle şu şekilde. Şöyle bir ara model başladım. Şöyle görünüyor herhalde. Şimdi bundan biraz yapalım. Daha sonra bunun üzerine çiçekler yapacağız. Düz gri yazmaya ne renkler gider? Şöyle bir paylaşmak istedim. Şimdi son ki yaptığım zürafanın içine battım. Buradan şu son ki pırpırın içine geçiş yaptım. Şöyle net gözüküyor herhalde. Şimdi buraya iki tane küçük pırpır yapalım. Şöyle. Evet. Tekrar buradan aşağı iniyorum. İlk yaptığım zürafanın içine şöyle bir geçiş yaptım. İndim aşağıya. Beyazın üzerinde göstereyim. Tekrar buraya da bir pırpır yapacağım. Şöyle. Bir sonraki zürafanın içine geçtim. Bir zürafa yaparak devam ediyorum. İki tane arada zürafa kalacak. Üçüncünün içine tekrar dönüş yapacağız. Bugün de hava kapalı. İnşallah boğunup çıkmıyordur. Tekrar içine battım. Şöyle. Buradan şu sonki pırpırın içine batıyorum tekrar. Biraz önce yaptığımızın tekrar edeceğiz. Bu şekilde modelimiz devam ediyor. Yine küçük bir pırpır yapalım. Bu büyük oldu, hemen küçültüyoruz. Bir tane daha. Aynı ipin üzerine yapıyoruz iki pırpırı da. Şöyle. Tekrar aşağı indim. Oraya bir pırpır. Şurayı şöyle bir düzeltelim. Evet. Yine iki tane zürafa yaparak bir sonrakine geçeceğiz. Bir tane daha yapayım ben buradan. Ondan sonra üst çiçeklerine geçelim hep birlikte. Ben daha önce başlamadım. Hep birlikte yapalım.
Güzel, sıralı modellerden. Zarif bir model. İnşallah siz de beğenirsiniz. Tekrar aşağı iniyorum. Üçüncüye tekrar yapacağız ama ben burada bırakıyorum. İpimi ben sonra keserim. Şimdi hemen pembe ipimizle çiçeğini yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi hep birlikte şu üstün çiçeğini yapalım. Şöyle şu pırpırdan, şöyle gösterdiğim gibi hemen ipimizi düğümleyelim. İyice sıkıştırdıktan sonra hemen karşıdaki olan pırpıra geçip şurada bir yuva oluşturalım. Şu şöyle yeterlidir. Çok çekerek de yapmayalım. Pırpırlarımız düzgün dursun. Alta şöyle dikkat ederek ayarlayalım. Tekrar içine batıyorum ben diğer önceki pırpırın. Şöyle ipimi iki kat yaptım. Hemen şuradaki artık ipi temizliyorum. Şöyle içine batarak devam ediyorum. Bir düğüm yaptım. Bir tane pırpır yapalım. Şöyle. Tekrar pırpırın içine batalım. Şöyle bir sinek kanadı. İnmeden tepede tekrar 3 tane pırpır yapalım. Şu ipleri de kesmemişim. Bayağı çirkin duruyor ekranda. Onları hemen bir alayım ben. Bir tane yapmıştım. Şimdi iki tane daha yapıyoruz. Aynı ölçüde olsun. 3. pırpırı da yaptım. Aşağı ineceğim tekrar. Şöyle. Şimdi bu işlemi 4 veya 5 defa yapalım. Şimdi bir 4 yapalım bakalım nasıl olacak. Daha sonra zayıf durursa 5.'yi de yaparız. Yaparak karar verelim. Evet. Bir pırpır daha yaptım. Tekrar aşağı iniyorum. Şöyle biraz kaydıralım yana doğru. Yer açılsın. Gayet güzel, zarif bir model. İnşallah siz de beğenirsiniz. Arkadaşlar, beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Yine sayfamın adı Tülay'ın Marifetli Dünyası olarak. Oradan da takip ederseniz sevinirim.
Evet. Bir pırpır daha yaptım. Üç pırpırı tamamladım. Şöyle düzeltelim. Aşağı doğru inelim tekrar. Tane daha yapalım. Ondan sonra bakalım 4 mü olsun, 5 mi olsun diye. Şöyle düzgün duruyor. İkinci pırpırı da yapayım hemen. Üç taneyi tamamlayalım. Tekrar oradan aşağı ineceğim. Şimdi aşağı inelim. Arkadaşlar 5. herhalde biraz fazla olur. 5'i yaparsak. Şöyle çok pırpırların üzerine gelmesini de istemiyorum aşağıdan. Bence bu şekilde yeterli. Şöyle göstereyim. Böyle. Şöyle dursun. Şimdi ben diğerlerini de birkaç renk daha yapayım o gösterdiğim renklerden. Sizinle paylaşayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben modeli bu şekilde tamamladım. Aralarında şöyle üçer tane pırpır bıraktım. Boş. Dördüncü tekrar diğer çiçeğe başladım. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Gayet de güzel oldu. İnşallah siz de beğenirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.